İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Mardin'de 12 bin yıllık tapınak gün yüzüne çıkarıldı. Stepanakert Garmir Şuga Karayolu gece aydınlatması ile döşendi. Cavak sakinleri nereden bilgi alıyor? Rus barış gücü ve hayırseverler Arsa sakinlerine 1.2 tondan fazla insani yardım gönderdi. Arşak Karabetyan, Türkiye'nin 44 gün savaşındaki rolü NATO'ya olan güveni azalttı. Batı Ermenistan'ın Halis Kızılırmak Nehri otluğa dönüştü. Dünyaca ünlü violonsel ustası Steven Iserlis Yerevan'da konser verecek. Batı Ermenistan'ın Mardin ilinin Dargeçit ilçesinde sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan ve 12 bin yıllık olduğunu değerlendirilen tapınak gün yüzüne çıkarıldı. Tarih boyunca Ararat Krallığı dahil 25 medeniyete ev sahipliği yapan bölgede Ilısu Barajı ve HES projesi etkileşim alanında kalan kültür varlıklarının belgelenmesi ve kurtarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Mardin Müze Müdürlüğü'nce 2012 yılında başlatılan arkeolojik kazıların 5. sezonu tamamlandı. Kazı çalışmalarının ardından elde edilen bulgular üzerinde yapılan incelemede Göbekli Tepe'den daha eski bir yerleşim yeri olduğu konusunda ortak bir fikir var. 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan alanda bugüne kadar bulunan 30'a yakın ev, 6 özel flaş kamu yapısı ile mezarlarda 130 bireye ait iskeletler, 100 bini aşkın boncuk ve Neolitik döneme ait 11.300 yılına tarihlendiği düşünülen tapınak gün yüzüne çıkarıldı. Artsakh Press muhabiri Stepanakert Garmir Şuga Karayolu üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Artsakh Cumhuriyeti Şehircilik Bakanlığı Genel Dairesi Teknik Müfettişi Antranik Simonyan ile görüştü. Antranik Simonyan, çalışmalar Haziran ayında başladı. Stepanakert'ten Garmir Şuga'ya giden yola sokak aydınlatma ağı kuruldu. Toplamı 33 kilometredir. Bu yol kesiminin aydınlatılması gece trafiğinin kesintisiz organizasyonu için büyük önem taşıyor dedi ve çalışmaların Energo Ak, Stroya Montaj, Gold Light müteahhitleri tarafından yürütüldüğünü sözlerine ekledi. Halkalak Belediyesi sakinleri nereden bilgi alıyor ve hangi medya kuruluşlarına güveniyorlar? Araştırma PİN, İhtiyaç Olan İnsanlar adlı STK'nın Samskaya Cevak'ta Haberlerin Önemi adlı proje çerçevesinde yürütüldü. Son 10 yılda bilgi aktarımı alanında çok şey değişti. İnternet yavaş yavaş Halkalak sakinlerinin hayatlarına sıkıca kök saldı ve bu hayatlarını akrabalar, oyunlar ve sosyal ağlarla iletişim ile doldurdu. Birçok geleneksel medya kuruluşu internet formatına geçmiş. Bununla birlikte yanlış bilgi ve propaganda tehdidi de var. Ahalkalak Belediyesi'ne bağlı 4 köyde yapılan ankete 30 kişi katıldı. Ankete göre 30 kişiden ibaret katılımcılar çoğunlukla sosyal ağlardan bilgi alıyor. Onların çoğu Cavak Bilgi Merkezi'nin sosyal ağlarından bilgi almaktadır. Ermeni televizyon kanallarından ve gazetelerden de bilgi alanlar mevcut. Rus Barış Gücü askerleri, Rusya Federasyonu ve Ermenistan Cumhuriyeti hayır kurumlarının temsilcileri insani bir girişimde bulundular. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı eylemin Askeren bölgesinin Hramort Köyü okulunda gerçekleştirildiğini bildirdi. Yardıma muhtaç ailelere 1.2 ton insani yardım ulaştırıldı. Rusya Barışı Koruma Birliği'nin temsilcisi Dimitri Tusidin, Askeren bölgesine bağlı Hramort Köyü'nde Mersi adlı hayır kurumları derneği ile birlikte insani yardım eylemi yürütülüyor. 320'den fazla aileye insani yardım tahsis edilecek. İlk önce köydeki öğrencilere okul malzemeleri veriyoruz diye anlattı. Gelecekte geniş ailelere yardım sağlayacaklarını bildirdi. Giysi, ayakkabı ve temel ihtiyaçları sağlamayı planlıyorlar. Yakın gelecekte insani yardım kapsamında 2 dizel jeneratör teslim edilecek. Biri okul için, diğeri köy yönetimi için. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Arşak Karabetyan, NATO Genel Sekreterinin Kafkaslar ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Kolomina Pirisi'yi 21 Ekim'de makamında kabul etti. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre Savunma Bakanı toplantıda savaştan sonra Artsakh'taki güvenlik durumunu ve mevcut tehditleri sunarak NATO üyesi Türkiye'nin Artsakh'a karşı 44 günlük savaştaki rolünden bahsetti.
Bu, bölgede istikrar ve barışı koruma konusunda NATO'ya olan güveni sarstı. Kaynağa göre muhataplar bölgesel güvenlik ve Ermenistan Cumhuriyeti NATO işbirliğinin perspektifiyle ilgili konuları da ele aldılar. Batı Ermenistan'daki Sebastya Sivas ilinin İmralı ilçesinde yer alan ve en uzun nehri olan Halis Kızılırmak şimdiki görüntüsüyle korkutuyor. Kuraklık nedeniyle su seviyesi hiç olmadığı kadar düşen nehir adeta otluğa dönüştü. Turna, leylek gibi çeşitli kuş ve balık türlerine de ev sahipliği yapan Kızılırmak'ta yaşanan kuraklık durumun iyi gitmediğini gösteriyor. Suyu çekilen ırmağın yüzeyinde ot adacıkları oluştu. En içten gelen performansı ve teknik ustalığıyla tanınan İngiliz violonselist Steven Isserlis'in yaratıcı hayatı çok çeşitlidir. Dünyanın önde gelen orkestraları ve orkestra şefleriyle konserler veriyor ve solo performanslarıyla büyük müzik merkezlerinde sahne alıyor. Müzisyenin repertuarı dünya klasik violonsel edebiyatının seçkin eserlerinden çağdaş bestecilerin eserlerine kadar uzanmaktadır. Isserlis 1726'da Stradivarius'un yaptığı ve Kraliyet Müzik Akademisi tarafından kendisine sağlanan Marquis de Corberon adlı violonseli çalıyor. Steven Isserlis, 5. Armenya adlı Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Senfoni Orkestrası ile 27 Ekim'de saat 20'de Garen Demircan adlı spor ve konser kompleksinde konser verecek. Konserin şefi Sergey Sympatlyan. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nayyan Vokal Grubu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Lorva Gutanyerk adlı eseri sunuyoruz. Sets of ha 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 park kester barishat atap Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.